Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Ayvalık'ta gerçekleşen şiddetli fırtına dolayısıyla birçok teknenin zarar görmesinin ardından bir daha böyle bir durum yaşanmasının önüne geçmek amacıyla bölgeye bir küçük bir de büyük tekne barınağı yapacaklarını müjdeleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz sözünü tuttu. Başkan Yücel Yılmaz'ın yakından takibini yaptığı, Ayvalık Belediyesi ile işbirliği içerisinde bir yılı aşkın bir süredir çalışmaları devam eden balıkçı barınaklarının kesim projesi ile hesap raporları ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Ulaştırma Bakanlığı'nın 2023 yılı yatırım planlarına dahil edilmesi beklenen büyük ve küçük tekne barınakları ile Balıkesir'e yaklaşık 15 milyon dolarlık bir yatırım gelmiş olacak. Ayvalık Sefa Çamlık Mahallesi'ne yapılacak olan büyük tekne barınma alanında aynı anda 10-50 metre uzunluğunda 95 tekne yer alabilecek. Proje kapsamında 450 metre uzunluğunda dalga kıran, 550 metre uzunluğunda 5.00 metre derinliğinde rıhtım, 425 metre uzunluğunda 4.00 metre derinliğinde rıhtım olmak üzere toplam 975 metre rıhtım, 3 adet toplam 180 metre uzunluğunda yüzer iskele, 1 adet 60 metre uzunluğunda yüzer dalga kıran ve geri saha dolgu alanları inşa edilecek. Geri saha dolgu alanında ise, idari bina, ticari birim, kafe, ofisler, restoran, dalış merkezi, saniteri üniteleri, atık kabul tesisi, otopark alanı ve yeşil alan olarak planlandı. Ali Çetinkaya Mahallesi Küçük Tekne Barınma Alanında, 4-10 metre uzunluğunda 250 tekne aynı anda barınabilecek. Proje kapsamında yaklaşık 180 metre uzunluğunda bağlantı yolu, her birinin uzunluğu 52 metre olan 6 adet yüzer iskele, 1000 metrekarelik deniz alanında dolgu sahası ve yaklaşık 285 metre uzunluğunda dalga kıran inşa edilecek. Bunların yanı sıra 4 yeni proje içinde kolları sıvayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Cunda Adası, Ali Bey, Balıkçı Barınağı ve Kordon Projesi, Altınova Mahallesi Barınak Projesi, Marmara Saraylar Limanı ve Erdek Feribot İskelesi yapımı içinde proje çalışmalarını başlattı. Batimetri çalışmaları tamamlanan projelerin, Hidrografik ve Oşinografik Raporu, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından onaylandı. Taslak Vaziyet Planı çalışmaları devam ediyor.